Herkese merhaba arkadaşlar ben EK hocanız. Laptom Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bugün menümüzde neler var? Bugün iki video gelecek. Test 7 ve Test 8 arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunlar TYT soru bankamızın videoları. Temel kavramlar 7 ve 8. Bu 7. video. Bu iki videoda temel kavramların tek ve çift sayılar kısmının basit soruları yani temel seviye sorularını barındıracak. Yarın ardışık sayılara geçiyoruz arkadaşlar. Ona da öncelikle söyleyeyim. Bu dersin pdf'i ve de bir sonraki gelecek videonun pdf'i aşağıda açıklama kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve de direkt videomuza geçiyorum. İlk soru bana diyor ki A bir tam sayı ve 3A artı 1 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çifttir? A'nın bir tam sayı olduğunu vermiş. 3A artı 1'e çift demiş. Şimdi 3A artı bir çiftse bakın şöyle yapalım. 3A artı 1 eşittir çift sayım. Şu rengi değiştirelim. Sıkıldım. 3A artı bir çiftse. Ben biliyorum ki buradaki 3 sayısı tek. Çarpı yanında A sayısı var. Artı bir sayısı tek. Eşittir çift. Şimdi burada bir tek var. Sonucun çift çıkabilmesi için bu arkadaşın tek olması lazım. Bu arkadaşın tek olması için A sayısının tek olması lazım. Yani verilen bilgi bana A'nın tek olduğunu söyledi. Koydum cebime. Geldim aşağıya. Şıklardan hangisinin çift olduğunu söylüyor Soruyorum. Tek üzeri 4. Tekin hangi kuvvetini alırsanız alın. Sonuç yine tektir. Gitti. 3A kare tek çarpı tekin karesinden tek. Tek çarpı tekten tek. Gitti. A sayısı tekti. A artı 3 sayısı tek. Tek artı tek. Çift cevap C. Diğer şıklara da bakalım. 2A tekle 2. zaten bir 2 çarpanı geldiği anda sayı otomatikman çift oluyor. A'nın ne olduğunu bir önemi kalmıyor. Yanında tek var topladığımızda sonuç tektir. Gitti. A sayısı tek tekle teki çarptım, tek geldi, gitti. İlk sorumuzun cevabı C'dir. İkinci soru bana diyor ki, x eksi 4 ve y artı 1 pozitif çift sayılar. Dikkat, çift sayılar Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tektir diyor. Şimdi bu iki arkadaş da çiftse, düşünüyorum. Toplama veya çıkartmada bir sayı çiftse, diğeri de çift olmak zorunda ki sonuç çift çıksın. Yani x'imiz otomatikman çift sayı. Bu bir cepte. Y artı bir çiftse bakın bu arkadaş tek sonucun çift çıkması için Y sayısının tek olması lazım. Bu da 2. 2 temel bilgiyi aldım. Gelip aşağıda uygulayıp sonucu tek yapan sonucu bulacağım. X çarpı Y tek çarpı çift. Bir tane çift çarpanı çarpma yer türü çift yapar gitti. X sayımız çiftti. Artı Y'si tekti. 4 ile teki çarptım çift. Toplam yine çift oldu. Gitti x kare çiftin karesi çift artı y kare tek, tekin karesi tek. Bu toplam her türlü tektir. Durdu. 2 üzeri x artı y. 2'nin hangi kuvvetini alırsanız alın pozitif olduğu için sonuç çifttir. Gitti. Aynı şekilde 4'ün hangi kuvvetini alırsanız alın pozitif olduğu için çift gitti. Yani ikinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak bulundu. Üçüncü soru diyor ki x eksi 6 ve y artı 1 tek sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Aynı mantık bu sefer sonuç tekmiş. Geldim buraya. Sonucun tek olması için burada çift var. Demek ki bu arkadaş tektir. X'imiz tek. Bu bir. Y artı bir tekse bu zaten tekti. Y otomatikman ne oldu? Çift. Yine X'i Y'yi buldum. Aşağıda şıklarda deneyip sonucu çift yapanı bulacağız. X çarpı Y. Tek çarpı çift. Çifttir. Yanında tek var. Toplam tek olur gitti. X dediğim sayı tekti. Y dediğim sayı çiftti. Yanına bir ekledim. Yani tek ekledim. Burası tek oldu. Tek çarpı tek. Tektir. Gitti. X kare. Tekin karesi tek. Artı Y kare çiftin karesi çift. Toplamları tektir. Gitti. X üzeri 5. Tekin hangi kuvvetini alırsanız alın. Tektir. Artı X çarpı Y. Tek çarpı çift. Çifttir. Toplam tek. Gitti. 5 Y. Y dediğim sayı çiftti. 5 çarpı çift. Çift geldi. Artı 2 çarpı X ne olursa olsun çifttir. Toplamda çifttir. Üçüncü soruyu da bana Edirne olarak bulduruyor. Dördüncü soru diyor ki A pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima tektir? Bakalım. A pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima tektir? Bakın A'nın ne olduğunu bilmiyorum. Yani A tek de olabilir, çift de olabilir. Ama şıkları yorumlayarak kesinlikle tek çıkacak sonucu arıyorum. A sayısı bakın bu 7 tek ya. A tek olsa toplam çift olur. A çift olsa toplam tek olur. Değişken gitti. Biz daima A'yı arıyoruz. A tek olsa şöyle yapalım. Burası çift. Eğer A tek olsa bu arkadaş tek çıkar. A çift olsa burası çift çıkar. Toplam tek artı çift çift artı çift değişken gitti. 2 üzeri A. A ne olursa olsun 2'nin kuvvetini aldığım için çifttir. Artı. A tek olabilir. A çift olabilir. Toplam değişir gitti. 7A yine A'ya bağlı. Bakın A'ya bağlı. Sonuç yine değişiyor. Tek yazsam tek çıkar. Çift yazsam çift çıkar. Gitti ama burada. A kare. Tekin karesi tek. Artı. A zaten tekti. Artı yanına bir tane daha tek geldi. Tek artı tek çift. Bir tek daha ekledim tek. Eğer A çift olsaydı çift artı çift artı tek. Bu işlemin sonucu yine tek çıkacaktı. Yani E şıkkı A ne olursa olsun her türlü tektir. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde Edirne olarak bulunuyor. Beşinci soru bana diyor ki x artı 2 tek sayı olmak üzere. Bir durdum. 2'nin çift olduğunu biliyorum. E sonucun tek olması için demek ki x sayısı tek ki topladığımda tek olsun. Güzel x'i buldum kenara çektim. x kesinlikle tektir. Sonra teki geldim burada yerine yazdım. Tekle 5'i çarptım tek. Yanında artı 4 çift var. Eklediğimde y sayısı da otomatikman tek olmuş oldu. Demek ki x tek y tek. Şıklara geldiğimde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çifttir diyor. Çift olan şıkkı arayalım. X tekti yerine yazdım. 5 çarpı tek tek gitti. Y kare tekin karesi tek gitti. X kare tekin karesi tek. Eksi Y küp tekin kübü yine tektir. E tek eksi tek de bana çifti verir. O zaman cevap C Diğer şıkkı da bakalım. X kare tekin karesi tek. Y tekti. Burası komple tek artı çiftten sonuç tek. Bu da 5. soruyu bize Ceyhan olarak bulduruyor. Altıncı soru diyor ki x pozitif çift y pozitif tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Vermiş bana x'in çift olduğunu y'nin tek olduğunu şıkları deneyip tek olan sonucu bulacağım. Tek çarpı çift a şıkkı çifttir gitti. x artı y tek artı çift bakın şu x'in toplamı tektir. yani bir tane daha tek var toplam çifttir gitti biz tek arıyoruz. y üzeri x bakın tek üzeri çift artı çift üzeri tek. Şimdi pozitif diye söylemesinin nedeni eğer çift sayının üstü tek olursa bakın. Gerçi buradan çıkmıyormuş da şöyle düşünebilirsiniz. Tek bir sayı aldım 3. Sıfırıncı kuvveti 1. 4 aldım sıfırıncı kuvveti yine 1. Yani 4 sayısının çift sayının sıfırıncı kuvveti 1 yapar. Bunun dışındaki tüm pozitif kuvvetleri yine çift yapar. O yüzden bana pozitif diye belirtmiş. Ama burada engel oluşturacak bir şart yok. Çünkü sıfır alamıyorum pozitifler var. Tekin hangi kuvvetin alırsan al tek artı. Çiftin hangi kuvvetini alırsan al sıfır hariç çift gelir. Tek artı çift de bana tek sonucunu verir. Altıncı soruyu bana Ceyhan buldurur. Cepte diğer şıklara bakalım. X üzeri Y yine aynı şekilde çift üzeri tekten çift gelir gitti. X çifti 5 çarpı çiftten çift gelir gitti. Altıncı soruyu bu şekilde Ceyhan olarak bulur. Yedinci soru diyor ki A pozitif tam sayı olmak üzere. A üzeri 5 artı 5 tane a üzeri 4 artı 3 tane a artı 4 ifadesi tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tektir? Bu işlemin sonucu tekmiş. Geldim şöyle. a üzeri 5 artı 5 tane a üzeri 4 artı 3 tane a artı 4 işlemin sonucu tekmiş. Peki. İki ihtimal var. Ya a sayısı ya tek geçip. Deneyelim. a yerine tek alsam ben. Tek üzeri 5 tek. Artı 5 zaten tek. a üzeri 4 tek üzeri 4 tek. Artı 3 zaten tek. Çarpı A tekti. A artı 4. Yani artı çift. Bakalım sonuç ne çıkıyor. Tek artı tek. Buradan çift geldi. Tek artı çift. Buradan tek geldi. Tek artı çift. Buradan tek geldi. Yani A sayımız teki sağlıyor. Çifti de denemek zorundayım. Deneyelim. Çift üzeri 5'ten çift geldi. 5 çarpı çiftten çift geldi. 3 çarpı çiftten çift geldi artı çift. Hepsi çift olduğuna göre sonuç çift çıkar. O zaman bu yanlış olur. A sayısı tektir. Bu bilgiyle aşağıdaki sonucu tek bulmaya çalışacağım. A sayısı tek. 3 de tek toplam çift. Gitti. A sayısı tek yine çıkartmak da toplamak fark etmez. Tekten teki çıkartıp topladığımızda sonuç çift çifttir. Gitti. A tekli karesi de tek yine tekten teki çıkartmak sonucu çift yapar. Gitti. Aynı şekilde A kare artı 3 de gitti. Fakat A sayısı pozitif olduğunu vermesi sıfır olmuyor. Tek bir sayı yazdığımda bu işlemin sonucu çifttir. Art yanında tek vardır. İkisini topladığımızda işlemimizin sonucu tek yapar. Bu da yedinci soruyu bize eline olarak bulur. Sekizinci soru diyor ki x eşittir. 5'in kübü artı 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 5. Y eşittir. 3 artı 6 üzeri 4 artı 6 üzeri artı 6 üzeri 8 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çifttir? Tutup da burada x'in dördüncü kuvvetini almayacağım. Ne yapacağım? X'in Y'nin çiftliğini tekliğini araştıralım. Şöyle. 5 üzeri 3 tek bir sayı. Artı. 5 üzeri 4 tek bir sayı. Artı 5 üzeri 5 tek bir sayı. Tek artı tek çift. Çiftle teki topladım. Tek. Bu da X'i bana tek olarak buldur. Bu bir. Y eşittir 3 dediğim sayı tek bir sayı. Artı. 6 üzeri 4 çift. 6 üzeri 6 çift. 6 üzeri 8 çift. Bu üçünün toplamı çifttir. Yanına bir tek, dediği tek eklediğimizde işlemin sonucunu tek yapar. Bu da y'yi bana tek olarak buldurur. x'i ve y'yi buldum. Yine deneyip sonucu çift yapalım. x artı y tek artı tek çift. Tek de bulduk. 8. sorumuzun cevabı Adana. Diğer şıklara bakalım. Tekin dördüncü kuvveti tektir. Gitti. Tekin 5. kuvveti tektir. Gitti. İki tek sayının çarpımı tektir. Gitti. Tekin tek kuvveti tektir. Gitti. 8'i bana Adana olarak bulduruyor. Dokuzuncu soru diyor ki ABC tam sayıları olmak üzere. A artı B eşittir C olduğuna göre bakın A artı B artı C toplama aşağıdaki hangisine eşit olamaz. Çok güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde izleyin. Şöyle oluyor arkadaşlar. Sol taraftaki C'ye direkt tek dersem yorum yaparsa iki ihtimal var tabii. E C tekse buradaki A artı B de eşitlikten dolayı tektir. Bu bir. Eğer C sayısı çiftse buradaki A artı B de çifttir. Bu da 2. Peki hocam bu bana ne sağlar? Bu bana şunu sağlar arkadaşlar. Burada A artı B artı C var. Eğer A artı B tekti artı C sayısı tekti bu toplam çifttir. Bu bir. Eğer A artı B çiftse artı C de çift olacak. Bu toplam da çifttir. Yani benim aradığım şık toplamı çift olan şıktır. Hangisi olamaz diyor. O zaman 20 olur. 18 olur. 16, 14 olur. Ama tek olan 13 olamaz. Zaten benden bunu istiyor. Bu da 9. soruyu bize Adana olarak bulduruyor. 10. soru diyor ki şöyle yapalım. A, B, C tam sayılar olmak üzere. Deminki sorunun bir gelişmiş hali. A artı B eşittir. C artı 1 olduğuna göre A artı B artı C toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor aynı mantık giriyorum. Diyorum ki C sayısı tek olsun hocam. Bu tekse bir de tektir. X'in toplamı çifttir. Demek ki A artı B çift olur. Cepte. Hocam C sayısı çift olursa ne olur? Çifte. Bakın C çifte. Tek eklediğimde işlemi sonucu tektir. Bu da A artı B'yi ters yapar. Tek olur. Soru bizden A artı B artı C'yi istiyor. Yani A artı B tekse B çift bu toplam tektir. A artı B çiftse C tek. Bu toplam yine tektir. Yani benim aradığım şık çünkü olabilir diyor. Tek olan şıktır. 22 olmaz. 44, 66, 88 olmaz. Ama 33 olabilir. 10. soruyu bana Bursa olarak bulduruyor. 11. soru diyor ki x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere x artı y eşittir 6z eksi 5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman çifttir. Burada direkt yorum yapmanıza gerek yok. Çünkü Z'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bakın burada 6 çarpı var. Tek veya çift vermeniz de işlemi değiştirmiyor. Direkt burada sonuç bulunabiliyor. Nasıl bir sonuç bulunuyor? Z'nin ne olduğu önemli değil. Fakat 6 ile çarptığım anda işlemin sonucu çifttir. Eksi buradaki 5 sayısı tektir. Çiftten teki çıkarttığımızda işlemin sonucu tektir. Bu da şu sonuca çıkar. X artıya her türlü tektir hocam. Güzel. Bakıyorum şıklara. Hangisi her zaman çifttir diyor. Aşağıda bir yorum yapamadım. O zaman şu bilgiyi katabilirim. Toplam tekse x çiftse y tektir. Veya tam tersi x tekse y çifttir. Hmm, soru bitti. Z her zaman çifttir diyor. Yanlış. X artı Z yanlış. Çünkü Z soru işareti ne olduğunu bilmiyorum. Yanlış. X eksi Y. Bu şu anlama gelir. Çiftten teki çıkarttım veya tekten çifti çıkarttım. 4 eksi 1 gibi düşünün. Ne oldu? 3. Bu işlemin sonucu çift çıkamaz. Her türlü tek çıkar. Gitti. Ama x çarpı y çarpanlardan birisi çift olduğu anda sonuç çifttir. Bu da 11. soruyu bize Edirne olarak bulur. 12. ve bu testin son sorusu. x, y, z tam sayılar olmak üzere. 5x, 8, z eşittir 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur bir kesini arıyorum ben. Yine aynı mantık gidersem. Bakın z'nin yanında 8 çarpanı var. Z'nin ne olduğunun bir önemi yok. Soru işareti bilmiyorum ama 8 ile çarptığım anda işlemi çift yapıyorum. Tek 5 yerine yazdım. 5 sayısı tek çarpı x çarpı y 8z. Hatta bunu diğer tarafa atayım mı? Atayım mı? Atayım. 8z çifttir. Diğer tarafa yine çift olarak geçer. Artı. Burada 3 var. O da tektir. Yazdık. Çift artı tek. Tek yapar. Tek çarpı x çarpı y tek ise eğer Tekle neyi çarparsam sonucu tek yapar. teki. Bu da x çarpı y tektir. Sonucunu bana bulurur. Şıklarda arıyorum yok. Sıkıntı yok. İki sayının çarpımı tekse bu sayıların ayrı ayrı tek olması lazım. Şimdi yorum yapabilirim. Y artı z çifttir. Z soru işareti gitti. Y çarpı z çifttir. Olamaz. Z soru işareti gitti. X artı y artı z tektir. Z soru işareti gitti. X eksi y çifttir. Tekten teki çıkarttığımızda çift yapar. Bu da 12. soruyu Diyarbakır yapar ve de 12. sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş oluruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Bugün 12'de bir video daha gelecek. Teknik ve çiftlikle alakalı. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.